Stateke hoş geldiniz. Birkaç gün önce bir video yayınladım ve bu videoda sizlerle beraber Mi Box'a yüklü olan ve kaldıramadığımız bazı uygulamaları nasıl kaldırabileceğimizi konuştuk. O videoda da söylemiştim hatta soru cevap videosunda da söylemiştim. Aslında PC'de bunu nasıl yapacağımızla alakalı benim videom hazırdı, konum hazırdı ancak soru cevap mailine Gökhan adlı bir arkadaşımızın gönderdiği ve bu işin mobil üzerinden nasıl yapılacağıyla alakalı mesajından sonra videoyu öne çektim ve size bu işlemi PC üzerinden nasıl yapacağımızı anlatmaya çalıştım ve mobil telefonla da aynı işlemi yapabileceğimizi Gökhan dostumuzun gönderdiği mail ile alakalı da yeni bir video geleceğini söyledim ben Gökhan'ın gönderdiği uygulamaya baktım birazdan size de göstereceğim o uygulama metin tabanlı arkadaşlar komut girerek yapmak gerekiyor sadece telefon kullanarak Mi Box'a nasıl hükmedebileceğimizi ve istemediğimiz Mi Box'a asla kaldırılamayan uygulama nasıl kaldıracağımızı göstermeye çalışacağım Ayrıca bu videoda şunu da göstermeye çalışacağım. Şu an denemedim. Hemen size ekran alayım istiyorsanız. Mi Box'tan kaldırdığımız bu uygulamalar cihazı sıfırladıktan sonra geri geliyor mu? Onu da merak ettiğimi söylemiştim. Bugün bu videoda bunu da deneyeceğiz. Sizlere video çekmek için kullandığım ve geçen gün içinden pek çok uygulama sildiğim Mi Box'ı sıfırlayacağım. Ve bu uygulamaların geri gelip gelmediğini görmeye çalışacağım. Belki yarın öbür gün PatchWall Türkiye'ye gelecek. Belki o yarın öbür gün Xiaomi TV Plus Türkiye'ye gelecek. Belki avantajlı olacak bu uygulamayı tekrar kullanmak isteyeceksiniz. Ve bakın PatchWall yazıp arattığım zaman markette de herhangi bir uygulama çıkmıyor. Yani market üzerinden her zaman yüklemez mümkün değil. Ya da şu olabilir, bir uygulama sildiniz, işe yaramıyor zannettiniz ancak cihazınız düzgün çalışmıyor olabilir. Özellikle cihazın içinde yüklü gelen bazı servislerin kesinlikle silinmemesi lazım. Bu konuyu o videoda da konuşmuştuk. Sıfırladıktan sonra her şey geri gelecek mi onu da görmek istiyorum. Hatta giriş çok fazla uzatmadan şöyle ana ekrana geleyim. Cihazı sıfırlayalım ve uygulamanın geri gelip gelmediğine bir bakalım. Cihazı sıfırlayabilmek için ayarlara girdim. Burada sistem menüsüne gidiyorum. Sistem menüsünün altında hakkında bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Burada sıfırla diye bir menü var zaten. Fabrika ayarlarını sıfırla diyerek sildiğim uygulamanın geri gelip gelmediğini şimdi görmek istiyorum. Her şeyi sil dedim. Bu işlem birazcık uzun sürebilir. İşlem bittikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kurulum tamamlandı. Ben de merakla bekliyorum açıkçası ne olacak diye. Şu an halen de ekran gelmedi. Siz de görüyorsunuz böyle bir tam oturmadı. Evet Patchwall ve Xiaomi TV Plus geri gelmiş. Yani yanlışlıkla sistem dosyalarından birini silersek cihaz çalışmayacak ya da düzgün çalışmayacak hale gelirse bu şekilde sıfırlayarak en azından her şeyin geri yüklendiğini görmüş olduk. Ama bu noktada çok önemli bir konuyu tekrar altını çizmek istiyorum. Eğer ki kumandanın çalışmasıyla alakalı bir bluetooth servisini silerseniz Kumandanız çalışmaz hale gelecektir arkadaşlar ve yeni nesil Mi Box'ta düzeninde bir yerlere basılı tutarak cihazı sıfırlamak gibi bir seçenek de yok. Onu size söyleyeyim. Yine de eğer normal Mi Box 4K kullanıyorsanız üzerinde USB çıkış varsa bir fare bağlayarak yine sıfırlayabilirsiniz. Ancak Özellikle stick cihaz sahipleri tek iletişim yöntemi Bluetooth olduğu için kesinlikle Bluetooth ile alakalı herhangi bir şey sakın silmesinler. Bunun altını tekrar çizmiş olalım. Şimdi hemen çok fazla vakit kaybetmeden telefonu şuradan alayım çünkü ona ihtiyacım var. Telefon üzerinden Mi Box'taki gereksiz gördüğümüz uygulama nasıl silebileceğimize bakalım. Çünkü çok fazla soru geldi. Ben de bilgisayar yok, telefonla bu işlemi nasıl yaparım diye hemen o konuya geçmek istiyorum. Öncelikle tabii ki Mi Box'da bir işlem yapmamız lazım. Ayarlara gidiyoruz. Sistem ayarlarında hakkında bölümüne giriyoruz. Android TVOS değerlemesi menüsünün üstüne gelip arka arkaya OK tuşuna basıyoruz. Artık bir geliştiricisiniz mesajı görene kadar OK tuşuna basmaya devam ediyoruz. Mesajı gördükten sonra bir geri geliyorum. Burada yeni bir menünün karşıma çıktığını görüyorum. Geliştirici seçenekleri diye bir menü açıldı. O menüye girdiğimde USB hata ayıklamasına izin veriyorum. Tamam diyerek izin verdim. Ayrıca Mi Box'ın IP adresine de ihtiyacım var. Bunu öğrenmek için önce ayarlara gidiyorum. Ayarlarda AV internet menüsüne giriyorum. Bağlı bulunduğum ağın üzerine gelip OK bastığım zaman burada IP adresini siz de görebilirsiniz. Benim IP adresim 192.168.1.19. Bunu bir kenara not alıyorum. Şimdi telefona geçebilirim. Uygulamayı Play Store'dan indireceğiz. Öncelikle Gökhan arkadaşımız önerdiği uygulamayı indirelim. İndireceğimiz uygulamanın adı Remote ADB Shell. Arama satırına bunu yazıyoruz ve arıyoruz. Uygulamamız burada arkadaşlar. Yükle diyerek kuruyorum. Aç diyorum. Az önce not aldım. IP adresini buraya yazıyorum. Bağlan diyorum. İzin verdim. Mi Box'taki bu uyarı penceresinde bu bilgisayarın her zaman izin ver diyerek izin veriyorum. Artık Mi Box'a Telefonda bu işlemi yapmak bilgisayara göre biraz daha zor. Öncelikle uygulama menüsüne giderek kaldırmak istediğim uygulamayı bulmam gerekiyor. Mesela Patchwall'u kaldıralım. Bakın aç menüsünün üstünde uygulamanın uzun ismi var. com.mi.tv.tv.home.atv Telefonda şu komutu yazıyoruz. pm uninstall-k standart tire User Buraya bir 0 koyuyoruz Ve boşluk bıraktıktan sonra uygulamanın uzun adını buraya yazıyoruz Com Nokta Mi TV Nokta TV Home Nokta ATV Enter'a basıyorum Bakın uygulama cihazından silindi Hemen Xiaomi TV Plus'ta kaldıracağım Yine aynı komut yazıyorum PM boşluk, uninstall, treka, klavye daha önce yazdığım kelime sırasını da hatırlıyor. com, mi tv, tv home, mi tv plus. Enter'a bastım. Bu uygulama da cihazından silindi. Tekrar söylüyorum özellikle sistem uygulamanın menüsünün altında bakın Android TV Remote Service, Bluetooth, Bluetooth MIDI servis gibi bilmediğiniz, tanımadığınız uygulamaları kesinlikle kaldırmayın arkadaşlar. Çünkü aynı komutla bunları da kaldırma ihtimaliniz var. Bu şekilde siz de cihazınızda yüklü olan ve kullanmak istemediğiniz uygulamaları tek tek kaldırabilirsiniz arkadaşlar. İşlem çok basit ancak dikkat gerektiriyor. Kesinlikle yanlış bir şey silmemeniz konusunda sizi tekrardan uyarmak isterim. Sevgili dostumuz Gökhan'a da bu güzel uygulama tavsiyesi için tekrardan teşekkür ediyorum. Bu arada markette bunu ekrana tıklayarak yapabildiğiniz uygulamalar da var. Ancak benim denediklerim ücretliydi. 55 lira civarına satılıyordu. Belki öyle bir uygulama satın almak isteyebilirsiniz ki o uygulamalarda sadece uygulama kaldırma değil pek çok ekstra araçta mevcut. Ama belki de bir kere kullanacağınız bir şey için de para ödemeye gerek var mı onu bilmiyorum. Bu arada şu soruda geliyordu. Bu sadece Mi Box için mi geçerli? Hayır arkadaşlar buradaki amaç Android bir cihazla başka bir cihazdan bağlanmak ve tam yönetim elde almak. ADB komutları tüm Android cihazlara destekleniyor. Bana şu sorular da geldi. Ben de işte liste boş geliyor. Ben hiçbir şey kaldıramıyorum. Bunun sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Bazı cihazlarda belki ekstra bir koruma olabilir. Ancak işlemleri adım adım yaptığınızda mutlaka emin olun. Ya aşağı işte video kapatmak gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi desteklemiş, abone olmayı, videoları beğenmeyi arkadaşlar davet etmeyi lütfen unutmayın. Siz de Gökhan gibi bildiğiniz püf noktaları bizimle paylaşın. Paylaşın ki sizin sayenizde pek çok insan bu cihazları daha verimli kullanabilsinler. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.